Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Hepinize Cenab-ı Allah'ın hayırları lütfetmesini, şerlerden muhafaza eylemesini niyaz ederek başlıyorum. Değerli seyircilerimiz, güzel sözlerin insana tesir edeceğini, güzel sözlerden insanların faydalanacağını bir sohbetimizde söylemiştik. Bugün yine güzel sözlerden nakillerde bulunmaya çalışacağım. İlk naklimiz de Behlül'den olacak ve iki ayrı olayını nakletmek istiyorum. Behlül Dana, kelimenin aslı Dana'dır. Biliyorsunuz Harun'un Reşid'in kardeşidir. Meczuptur. Biraz naz makamındadır. Fakat meseleleri de kökten halletmiş, ibretli davranışları vardır. Behlül bir gün yolda giderken birisi taş atmış da başını yarmış, yüzünden kanlar akar vaziyette yürürken onu bir fırıncı görmüş, haline acımış da bir ekmek vermiş. Ekmeği koltuğuna alan Behlül, yüzünden kanlar akar vaziyette eve gitmiş. Evdekiler görünce telaşlanmışlar. Hayrola Behlül, başını kim yardı? Ekmeği veren yardı demiş. Ekmeği kim verdi demişler? Başımı yaran verdi demiş. Hani bazılarımız başımıza bir şey gelince nereye çatacağımızı, kime çatacağımızı bilmez bir hale giriyoruz ya. Bazen de bir nimet, bir iyilik bize gösteren oldu mu onun karşısında iki büklüm olmaya, el ufalamaya kalkıyoruz ya. Behlül meseleyi kökten halletmiş. Başımı yaran da yardıran da o, ekmeği verdiren de o. Hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Peki ben hayrı da Allah'tan, şerri de Allah'tan bilirsem kime kızacağım, kimin karşısında iki büklüm olacağım? Kızmak da yok, iki büklüm olmak da yok. İnşallah almamızı ve uygulamamızı nasip eylesin. Behlül'e sormuşlar, Behlül, sen ölünce nereye defnetmemizi istersin? Nereye gömelim seni? Behlül demiş ki, nereye gömersen gömün. Her taraf Allah'a da ahirete de aynı uzaklıkta. Mekanın ne önemi var öldükten sonra? Söz buradayken teknik ve günlük hayata yönelik bir mesaj vermek istiyorum. Hani bazı insanlar ben vefat ettiğimde köyüme götürün, ben vefat ettiğimde anamın yanına defnedin, babamın yanına defnedin diye geride kalanları, evlatları zor duruma sokuyorlar. Hele de vefat kış gününde olmuşsa 8-10 araba yüzlerce kilometre yollar kat ediyorlar. Nedir? Ahmet Efendi falan yere gömülecek, Fatma Hanım falan yere gömülecek. Bakın ben size altını çizerek söylüyorum. Böyle bir vasiyetin yerine getirilme mecburiyeti yoktur. Yerine getirilmeyince vebale girmezsiniz, günaha girmezsiniz. Bizim dinimizde en makbul olan kişinin vefat ettiği yere, en yakın yere, mezara defnolunmasıdır. Efendim anasının yanında olmak istedi, babasının yanında. Vefattan sonra zaten mekanın önemi yok. Birisi şarkta, birisi kartta olsa, biri dünyanın bir ucunda, öbür ucunda olsa yine buluşma şansına, imkanına, nimetine sahip olan ruhlar buluşur. Buluşma imkanı yoksa yan yana defnetsen yine buluşamaz. İşin özeti şu, cenazeleri nakletmek doğru değildir. Bir insanın vefat ettiği en yakın yere defnetmek en iyi davranıştır. Anladık ve güzel sözlerden nakle dönüyoruz. Zaman zaman başımıza sıkıntılar gelebilir. Elbette gelecek. Dünya çileler dünyasıdır. Üstad Necip Fazıl diyor ki, güzel Allah'ım senden ne gelecekse gelsin. Sen ki rahmetinle de kahrınla da güzelsin. Sen ki rahmetinle de
kahrınla da güzelsin. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Senden ne gelirse ben ona razıyım diyebilmek, dünyada cenneti yaşamaya başlamak demektir. Üstad devam ediyor aynı minval üzere. Bu yük senden Allah'ım, çekeceğim naçarım. Senden sana sığınır, senden sana kaçar. Ben nereye gideceğim? Başka gidecek halim yok. Senden sana sığınır, senden sana kaçar. Söz üstattan açılmışken bir güzel sözünü daha nakledelim. İslam alemi bu durumdayken, Müslümanlar maalesef birbirini kırarken, eğer gözümüz uyku, vücudumuzla kilo tutuyorsa, rahatımızı gafletimize borçluyuz demektir. Gafil olduğumuz için uyuyabiliyor, gafil olduğumuz için kilo alabiliyoruz diyoruz. Kilo almanın son zamanlarda sıkıntı olduğunu anlamayan kimse kalmadı. Kilo vermenin de nimet olduğunu görmeyen, anlamayan kimse kalmadı. İşte Ramazan, işte oruç, kimse orucu, hiçbir Müslüman orucu kilo vermek için tutmaz. Diyet yapmış olmak için tutmaz. Ama Allah rızası için tutulan oruç bizim vücudumuzdaki fazlalıkları da götürüyorsa bu bir nimet değil mi? Evet. Öyleyse ana konuya ben tekrar döneyim. Üstad diyor ki, İslam alemi bu durumdayken, insanlar bu sıkıntılardayken bizim gözümüzün uyku, vücudumuzun kilo tutmaması lazım diyor. Var mı vücudu kilo tutmayıp gözü uyku tutmayan? Efendim bir başka sözü nakletmek istiyorum. Bazıları üst makamlara geldim, ben komutan oldum, baş oldum diye böbürlenirler. Bak bilir kişi ne diyor. Başım diye hiç övünme. Ne gelirse başa gelir. Diz de yere düşer ama baş düşerse taşa gelir. Başım diye hiç övünme. Ne gelirse başa gelir. Ailede reis sorumludur. Ülkede cumhurbaşkanı sorumludur. Mahallede muhtar sorumludur. Belediye sınırlar içinde belediye başkanı, vilayet sınırları içinde vali sorumludur. O makamlara gelmek birer nimettir ama onun hakkını vermek de bir vazifedir. Eğer o vazife yerine getirilmezse Allah katındaki sorumluluğu çok yüksek olur. Diyor ki, üçüncü basamaktan düşerseniz belki diziniz sıyrılır. Yüzüncü basamaktan düşerseniz paramparça olursunuz. Sen de yüzüncü basamağa çıktım diye insanlara hava atıyorsun. Oradan düşersen halin ne olur hiç düşündün mü? Biz başka güzel söz nakledelim. Allah'ın helal rızık hazineleri gizlidir. Çalışmalarınız o hazinenin kapısı, dualarınız o kapının anahtarı, helal kazanç talebiniz, aman helalinden olsun diye gayret etmeniz de o anahtarın dişlileridir. Şimdi sözün güzelliğine bak. Allah'ın hazineleri gizli. Çalışacaksın ki kapıya varasın. Tamam. Gayreti artıracaksın ki anahtarı kapıya sokasın. Helalinden isteyeceksin ki anahtarın dişlisi de yerini bulsun. Her kilide giren anahtar o kilidi açamaz. Dişli tutacak ki açsın. Helalinden kazanmaya gayret etmek. Eve kul hakkı sokmamak. Haramları yuvaya sokmamak bir aile fertlerinin dikkat etmesi gereken çok önemli vazifelerden biridir. Efendim güzel bir sözü duydum, not aldım, size de ileteyim. Biliyorsunuz şeytan, hacda şeytan taşlama var. Ama umrede şeytan taşlama yok. Çeşitli defalar umreye gittiğimizde umreye gelenler hiç hacca gelmemişse, hocam ya şeytan nerede taşlanır?
Nerede taşlanıyor? Bak biz umreye geldik. Tamam, Kabe'yi tavaf ettik. Safa Merve arasında sahi yaptık. Tıraş olduk. İhramdan çıktık. Ama şeytan taşlamadık diye hayıflanırlar. Büyükler demişler ki umrede şeytan taşlamak yok ama nefsi taşlamak vardır. Ben buraya niye geldim? Ben buradan memlekete ne götüreceğim? Bu umre benim hayatımda ne gibi değişiklik yapacak? Son zamanlarda umre insanların çok heveslendiği bir seyahat türü oldu. İnşallah tekrar açılır. Şu anda kapalı ama belki bugünlerde açılmıştır, açılacaktır. Fakat gittiğiyle geldiğinin farkı yok. Giderken neyse gelişte geldikten sonra da o. Kardeşim sen bir umreye gittin. Sen orada Zemzem'i yerinde içtin. Beytullah'ı gördün. Safa Mevve'yi gördün. Vakfe için olmasa da seyahat için görmek için Arafat'ı dolaştın. Müzdelife'yi dolaştın. Bunlar senin hayatında bir değişiklik yapmadı mı? Yapmadıysa oldu mu bu iş? Efendim biz bir başka söze dönelim. Müminin işi kolay, kafirin işi zordur. Ne demek hocam? Mümin her şeye gücü yeten bir Allah'a inanıyor. Uzayı düşününce birbirine en yakın iki yıldızın arasında 42 trilyon kilometre mesafe varmış deyince Allahu Ekber der geçer. İnsan vücudunda 120 bin kilometre damar var. Bu damarların en kalını aort damarı 3-4 santim genişliğinde. En ince kılcal damar milimetrenin binde biri kadar ince. Ona mikron deniliyor. Bir milimetreyi bine bölün, o kadar ince kılcal damar var vücutta. Müminin işi kolay, Allah böyle yaratmıştır. Kafirin işi zor. Samanyolu galaksisinde 300 milyar yıldız var, bütün kainatta, evrende 300 milyar galaksi var. Nasıl çıkacak bunun içinden? Karaciğer benzeri yapılamayan bir kimya fabrikasıdır. Peki o fabrikayı oraya kim koymuş? Aynı tarlanın içinde 3 metre bu tarafta domates, 2 metre öbür tarafta biber yetişiyor. Biri yeşil, acı, öbürü kırmızı, yuvarlak, şekli değişik. Kayısı ağacıyla badem ağacı yan yana. Birinin meyvesi başka, öbürününki başka, birinin tadı başka, öbürününki başka. Müslümanın işi kolay. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeyi yoktan yarattı, gücü her şeye yeter. Dedi mi işin içinden çıkar. Kafirin işi zor. Ya bu toprak bunu nereden bildi de badem yaptı? Bunu nereden bildi de kayısı yaptı? Öbürünü nereden bildi domates olarak imal etti? Öbürünü niye karpuz olarak imal etti? Kafirin işi zor. Allah imanımızı elimizden almasın. Deistlik diye, ateistlik diye sanki çağdaş bir modaya kapılıp da Allah'ı inkar edenlerden eylemesin. Ölüm hayatın vazgeçilmez bir gerçeği. Murat yalan, ölüm gerçek. Dostlar bizi hatırlasın demiş Aşık Veysel. Bu dünyada ölümden başkası yalan diye de türküleri çağırdım. Peki ölüm nedir, ne değildir? Gözden geçirdik mi? Ölüme hazırlandık mı? Biz bir ölüm haberi duyduğumuzda değerli dostlar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Vefat eden kardeşimizin ruhu Allah'a döndü, biz de bir gün döneceğiz. Döneceğiz de nasıl döneceğiz? Büyükler buyurmuş ki, ölüme hazırlanıp ölene imrenirim. Aklına hiç getirmeden, ölümü hiç düşünmeden ölmekten de çok çekinirim. Hiç düşünmeyen de bir gün ölecek. Aman öleceğim diye hazırlanan da bir gün ölecek. Hangisinden olalım? Hazırlanalım. Hazır olarak Rabbimize kavuşalım. Tabiri caizse ahiret valizini doldurmuş olarak Rabbimize kavuşalım. Bu konu
ileride bir dersimizin, bir sohbetimizin başlı başına konusu olacak. Biz Mevlana Celaleddin Rumi'den bir nakilde bulunalım. Buyuruyor ki Hazreti Pir, gençlerin aynada göremediğini analar babalar tozlu tuğlada görürdü. Gençlerin aynada göremediklerini analar babalar tozlu tuğlada görür. Ananın babanın görüşü çok önemlidir. Duası da çok önemli dedik. Niye? Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Ana baba bedduası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez diye defalarca söyledik. Efendim, etrafı incitmemekle etraftan incinmemek çok önemli iki duygu, başarmamız gereken iki vazifemiz. Bakın, incitmemek var, bir de incinmemek var. İncitmemek kolay. Çünkü elimize, dilimize sahip çıkarsak başkasını incitmeyiz. Ama başkasının eli bizim elimizde değil ki, dili bizim elimizde değil ki. Başkası bizi incitebilir. Ancak büyükler buyurmuş ki, incidenden, incidenden, incinme incidenden, kemalatta noksan imiş, incinen incidenden. Diyor ki, sakın sen başkaları incitse bile sen incinme. Niye? Her şey Allah'tan diyeceksin. Rabbim bununla bana bir ders vermek istiyor dediğin zaman incinmekten kurtulacaksın. İncitmemek kolay, incinmemek zor. Ama kamil insan odur ki başkasının yaptığından da incinmez çünkü yapan Allah'tır der. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül demiş şairim. Çiçeklerle hoş geçinip de balı incitmeyelim. Kibirle yürüyüp de yolu incitmeyelim. Sevenlere diken olup da gülü incitmeyelim. İncinmek ve incitmek deyip altını çizdikten sonra ilahiyat bilgileri ile bugünkü fenni bilgiler bir de tasavvuf bilgileri birlikte bilinmeli. İlahiyat yani ilmihal bilgisi. Tasavvuf bilgisi, fizik, kimya, astronomi, tıp bilgisi beraber bilinmeli, birlikte bilinmeli. Aksi halde din sadece nazariyatta kalır, teoride kalır, hayata inmiş olmaz. Dini hayatın içine indirebilmek, bu ilimleri beraberce mütalaa etmeye bağlıdır. Efendim, peygamberden gelen hadislerin hepsi sahih değildir, içinde uydurma vardır. Öyleyse bütün hadislerden şüphelenelim. Ne yaptın? Dinin blokajlarıyla oynadın. Bir kısmı daha ileri gitti, biliyor musunuz? Bir konuda Kur'an şöyle diyor diye kabul etmeyin. Düşünün, eğer aklınıza yatıyorsa kabul edin. Sen ne yaptığın farkında mısın? Allah'ı eleştirmeye kalktın. Bakın değerli seyirciler. Sormak başka bir şeydir. Sorgulamak başka bir şeydir. Ayet de olsa ben sorgularım diyen insan haddini aşmıştır. Yanlış yola girmiştir. Başını duvara vurur. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, İnne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra fe iza ferata fensab ve ila rabbike fergab buyurmuş. Her güçlükten sonra bir kolaylık var. Önümüzdeki güçlüklerin de geçeceğine inanalım. Bir işten yorulunca öbür işe geçelim ve Rabbimize rağbet edelim, ona tevekkül edelim diyor. Güzel sözlerin ibretleri de bizimle beraber olsun diye hepinizi Allah'a emanet ediyorum.